Sevgili dostlar, bize merhaba. Dan Başkan 35 bu yayınımızda sizlerle birlikte özellikle önemli haberlerimiz var, önemli gelişmelerimiz var. Piyasada fırtına yaratabilecek önemli gelişmeler mevcut. Bu gelişmeleri video içerisinde değerlendireceğiz. Videomuz içerisinde borsa yorumlarımız olacak, dolar yorumlarımız, altın yorumlarımız, kripto para yorumlarımız ve sizlerin gene doğrultusu üzerinde arkadaşlar Anadolu Efes hissesini bu video içerisinde sizlerle birlikte yorumlayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımızı beğenip kanalımıza bir beğeni atarsanız algoritmalar tarafından videomuz daha fazla arkadaşımıza ulaşacağından dolayı şimdiden beğenilerini ve yorumlarını eksik etmeyen tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Evet, hemen İstanbul borsasıyla başlayalım. İMKB 100'de kritik önemli direnç hangi seviyeden geçiyor? Bu önemli bizler için kritik direnç sayılabilecek yerimiz arkadaşlar. Bakın şuradaki 9400 puan seviyesi. Bu direnç neden önemli? Bakın bizler için bu direncin önemli olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu 9400 şöyle bir koyulaştırayım sizler de görün. Bakın buradaki seviyemiz uzun süredir bakın tam şurada göreceksiniz. Devamlı deneniyor fakat buradaki seviye kırılamıyor. Bu sefer 9400 direnç seviyesine İstanbul borsası çok yakın bir şekilde seyir halinde. Fakat gene dediğim gibi İMKB 100 üzerinde 9400 önemli bir direnç. Bu direnci yukarı yönlü kırmamız durumunda yukarı yönlü hareket hızlanacaktır. Ve en yakında bulunan 9900 yani 10.000 puan seviyesine doğru İMKB 100'de yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte o zaman takipte kalacağız sevgili dostlarım. ABD tarafında özellikle çok önemli gelişmeler var. Biden gider ayak biliyorsunuz nükleer silahlarla ilgili bombayı patlattı. Bunun üzerine Ukrayna'nın Rusya'ya fırlatmış olduğu füzelere karşılık tüm dünyanın korktuğu, bizler için de arkadaşlar bir korku vesilesi sayabileceğimiz acaba bir 3. Dünya Savaşı'nı Rusya patlatabilir mi şeklinde yorumlarımız oldu. Tabii dünya üzerinde korkunun artması özellikle altın tarafında etkili oluyor. Birazdan altın yorumlarına da geçeceğiz. Altın takip eden sevgili dostlarımız beklesinler. Çünkü dünyadaki bu son gelişmeler altın için önemli olacak. Rusya'nın hipersonik füzeyi fırlatması dünyada özellikle ABD tarafında da birçok şeyi tetikleyecek sevgili dostlarım. O yüzden dikkatlice bu gelişmeleri takipteyiz. İnşallah dünya üzerinde ve dünya genelinde herhangi bir bu atom bombalarını tetikleyecek bir durum yaşanmaz ve bizler de rahat bir nefes alırız. Ayrıca İsrail tarafında bir gelişme var, güzel bir gelişme var arkadaşlar. Biliyorsunuz Netanyahu ve Dışişleri Bakanı hakkında tutuklama kararı çıktı. Bu da bizler için sevindirici bir haber. Geç kalmış bir haber diyoruz ama gene de bir tutuklama kararının çıkmış olması bizler için önemli sayılacak bir haber niteliği de taşıyor. Evet, dediğim gibi piyasalara döndüğümüz zaman 2025 yılı içerisinde hızlı olaylar ve hızlı hareketlerinle birlikte arkadaşlar altın tarafında olumlu gelişmeler olacak diyoruz. Borsa tarafında 9400 direncini takipte kalın. 9400 gerçekten önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken bir direnç olacak. Haftalık bazda Borsa İstanbul'u incelediğimiz zaman bizler için 9.755 puan gene önemli bir direnç haftalıkta ve bu direncin aşılmasıyla birlikte Borsa İstanbul'un özellikle 11.000 puan ve 11.000 puan aralığına doğru ana hedef bölgesi olduğunu da söyleyebiliriz. En kritik bölgemiz arkadaşlar dikkatle takip etmemiz gerekecek olan 9400 seviyesi. Yani bunu günlükte İstanbul borsası yukarı yönlü kırmayı başarabilirse yukarı yönlü hareketlilik 11.000 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'da bu hareketliliği de beraberinde getirecektir. Anadolu Efes hissesine baktığımız zaman Anadolu Efes hissesinin uzun zamandan sonra sevgili dostlarım önemli destek seviyesinin altında işlem gördüğünü fakat geriye dönük böyle günlük grafikte baktığınız zaman da arkadaşlar bu önemli destek seviyesinin altında çok fazla kalamadığını görüyoruz. Yani güçlü bir hisse gerçekten Anadolu Efes hissesi dikkatle takip edilmesi gereken de bir hisse olduğunu ve portföylerde de mutlaka bulunması gerektiğini
düşünen tarafıyım. Önemli dediğimiz kırmızı çizgiyle belirttiğimiz destek noktası 215 lira civarından geçen alan. 215 lirayı yukarı yönlü kırması durumunda da Anadolu Efes hissesinin tekrardan en kısa zamanda 257 TL civarından geçen ana hedef bölgesine doğru hareketlerini devam ettireceğini düşünüyorum. O yüzden Anadolu Efes hissesi tutan sevgili dostlarımızın da dikkatle bu seviyeleri takip etmesinde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada 257 liralar civarına doğru bu hissenin bir ana hedef bölgesi olduğunu da söyleyebiliriz. Günlük grafikte böyle daha kısa vadeli bir grafikte açıp incelediğimiz zaman ise arkadaşlar hareketlerin destek bölgesinin hemen altında seyrettiğini görüyoruz. Gene önemli bir yukarıdaki direnç seviyesinin 215 seviyesi olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu 215 direncini yukarı yönlü kırmasıyla birlikte hareketlilik hızlanacaktır. O yüzden 215'i Anadolu Efes takip eden sevgili dostlarımız dikkatli bir şekilde takip etsinler. Bana göre de bu hissenin 257 ana hedef bölgesine doğru hareketlerinin devam etme olasılığı da oldukça muhtemel. Altın tarafında videonun başında da söylediğim gibi sevgili dostlarım Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeler çok etkili olacak. Altında bu Rusya'nın fırlatmış olduğu hipersonik füzenin ardından yukarı yönlü hareketleri zaten hep birlikte izledik. Bu da bizler için 2025 yılı içerisinde altının hala da çok etkili olacağı ve yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini ben düşünüyorum. O yüzden altında da özellikle geri çekilmelerin birer alım fırsatı olarak kademeli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Altında önemli kritik diyebileceğimiz bir seviye gene haftalık bazlı grafikte baktığımız zaman 2700 dolar seviyesi olduğu görülüyor. 2700 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Bu önemli bir direnç. Bu direncin üstüne kendini atması durumunda tekrardan en kısa zamanda 3000 dolarları gören bir altınla karşı karşıya kalma ihtimalimiz de çok yüksek arkadaşlar. Bizler için altında bu Rusya-Ukrayna gelişmeleri gerçekten çok önemli gelişmeler olacak. Bu gelişmeler neticesinde ben gene yıl sonuna doğru altının 3000 dolar ve 3100 dolar aralığında 2024 yılını kapatacağını düşünüyorum. Bu seviyeleri tekrardan altında görebiliriz. Bu seviyeler önemli olacak altın takip eden sevgili dostlarımız için. En kısa bu yukarıda 2700 dolar direnci önemli. Bu direncin üstüne atması tekrardan hareketliliğin 3000-3100 dolar seviyelerine doğru altını götürme ihtimali de oldukça yüksek. Gram altın tarafına baktığımız zaman hem altın tarafındaki hareketlilik, Türkiye tarafında da baktığımız zaman dolar tarafında beklemiş olduğum hareketlilikle birlikte gram altının gene yatırımcılar arasında en gözde yatırım olacağını düşündüğüm bir enstrüman. O yüzden gram altıncıların da geri çekilme seviyelerini dikkatli bir şekilde takip etmelerinde fayda var. Mesela 2965 TL civarından geçen bir bölgesi mevcut. Şurası destek yaptığı bir bölge 2965 TL bölgesi. Burada bir oluşum mevcut. Gördüğünüz gibi biz buna Tobo hareketi de diyebiliriz. Bu Tobo hareketiyle birlikte tekrardan kısada 3050 civarlarına doğru gram altındaki hareketliliğinde devam edeceğini düşünen taraftayım. Hatta 2024 yılı sonuna doğru beklentimde 3050-3100 TL'ler civarında bir gram altını takip edeceğimiz yönünde. 2025 yılı içerisinde de gram altın tarafında özellikle arkadaşlar 3500-4000 TL civarlarına doğru bu hareketliliğin devam etmesi beklentim dahilinde. Gram altıncılar da bu rakamları ve önemli destekleyen seviyelerini takipte kalsınlar derim. Gümüş takip eden sevgili yatırımcı arkadaşlarımız için 32 dolar önemli bir seviye. Günlükte 32 dolar direnci dikkatle takip edilmesi gerekli olan bir seviye. Fakat ben gümüşteki karlılık oranının gerçekten yüksek olacağını, altına oranla gümüşteki hareketlerin çok yavaş kaldığını düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz arzı kıt bir ürün gümüş. Endüstriyel alanlarda da çok fazla kullanılan bir ürün ve gümüşün olması gereken 2025 yılları içerisinde özellikle
Bu 34 dolar seviyelerini de aşmayı başarabilir ise gümüş sevgili dostlarım, yukarıda 50 dolarlara doğru gidecek hareketi başlatacağını düşünüyorum. Tabii bununla ilgili olarak bu dünya üzerindeki gerginlikler, özellikle Rusya-Ukrayna tarafındaki hareketlilik, ABD'nin ve İngiltere'nin dahil olmasıyla birlikte daha da kızışması, gümüş hareketlerinin daha agresif bir şekilde yukarı yönlü hareketini beraberinde getirecektir. 50 dolar seviyesi benim beklentim 2025 yılı içerisinde özellikle gümüşün göreceği yönünde. Aşağı yönlü hareketlerde şurada önemli bir gene destek bölgesi var arkadaşlar. 30 dolarlar seviyesi. 30 dolar seviyesi üzerinde kalan gümüş 30-34 dolar bantları arasında bir hareketlilik, bir çanak hareketi şu şekilde grafik üzerinde başlatabilir ve buradan tekrar hareket yukarı yönlü 40-45 dolar hatta 50 dolar seviyesine doğru da gümüş tarafını beraberinde taşıyabilir. Gümüş güzel, gümüş takip edenler beklemede kalmalı diye düşünüyorum. Aşağı yönlü hareketlerde de gümüş gene portföylerde toplanabilecek önemli bir enstrüman olarak göze çarpan bir ürün arkadaşlar. Bunu dikkatli bir şekilde takip edin. Evet, Bitcoin gördüğünüz gibi son zamanlarda şov yaptı arkadaşlar. Uzun vadede zaten Bitcoin'de 100-101 bin dolar aralığına doğru buradaki çanağın çalışacağını sizlerle birlikte zaten analizlerini de yapmıştık. Bu öngörümüz vardı. Yukarı yönlü hareketliliğin 70 bin dolar seviyesini de yukarı kırmasıyla birlikte buradaki çanak fokurdamaya başladı ve Bitcoin'de 100 bin dolar seviyesine doğru bu hareketliliği başlatmış oldu. Şimdi bu hareketliliğin arkadaşlar 20 bin dolar ile yukarıda gördüğümüz bir hesabını alacak olur isek 60, 40, 47 bin dolar. Evet burada bir 27, 67. Evet 100 bin, 101 bin dolar. Burası önemli olacak diye düşünüyorum. Özellikle Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız için. Bitcoin buralarda bir yatay seyre dönüşebilir. 100-101 bin dolar seviyesi arasında bir yatay seyir gerçekleşebilir. Bu yatay seyrin devam etmesi durumunda ise arkadaşlar hareketlilik altcoin'lere doğru kayabilir. Özellikle altcoin'lerde sizlerle birlikte takip ettiğim enerji yazılımları ve biliyorsunuz günümüz özellikle yeşil enerji üzerine olan yazılımlar önemli takip edilmeli. Ayrıca yapay zeka kripto paralarını da yakından takip ediyorum. Biliyorsunuz çağımızın artık en önemli ürünlerinden biri olacağını düşündüğüm yapay zeka her şeyde geçerliliğini koruyacak. Bütün yazılımlarda olacak. O yüzden yapay zekaya dayalı coinlerde önemini benim için korumakta. Bitcoin'in yatağa geçtiği bu dönem zarfı içerisinde de altcoinlerdeki boğa hareketliliğinin hızlanacağını düşünen taraftayım sevgili dostlar. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Merkez Bankası'nın son almış olduğu kararlar gene önemli. Merkez Bankası son almış olduğu kararlar neticesinde arkadaşlar faiz oranlarını biliyorsunuz %50 seviyesinde tekrardan sabit bıraktı ve tekrar faiz politikasını %50 olarak açıkladı. İleriki aylar içerisinde Merkez Bankası'ndan aldığımız sinyale göre faiz indirimleri yine başlayabilir. Ben 2024 yılı sonuna doğru özellikle dolar Türk lirasının arkadaşlar 45 ila 50 lira bantları arasına yerleşeceğini düşünen taraftayım. Tabii bu benim kendi düşüncem. Buna katılıp katılmamak yine sizlerin elinde. Fakat ben olması gereken kurun yine 45-50 civarlarında bir kur olduğunu düşünüyorum. Dolardaki hareketliliğe de baktığımız zaman Kasım sonları Aralık ayı içerisinde de hızlanıp 45-50 bantları arasına dolar Türk lirasını getireceğini düşünüyorum. Ama tabii gene bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim yapmış olduğum bazı teknik analizler ve enflasyon hesaplamalarıyla bulmuş olduğum bir değer. O yüzden sizler de dikkatli olun. Yukarıda günlükte baktığımız zaman dolarda 34 lira 60 kuruş seviyesinde bir günlük direncin olduğunu görüyoruz. Bu 34-60 dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Daha böyle orta vadeli baktığımız zaman da direnç seviyelerini üzerinde hala dolar Türk lirasının hareketini devam ettirdiği ve güçlü seyrini devam ettirdiğini görüyoruz. Benim de burada nacizane özellikle arkadaşlar beklentim hala da geçerliliğini koruyor.
Önemli kritik seviyenin dolar Türk lirasında 36 lira aralığı olduğunu düşünüyorum. 36 liranın üzerindeki kalıcılık başladığı zaman hızlı bir şekilde 40-45 TL civarlarına doğru da dolar Türk lirası kendini yukarı yönlü revize edecektir. Çevremizde bulunan dış etkenler dolar üzerinde gerçekten çok etkili oluyor. ABD'den gelecek haberler çok etkili oluyor. Trump'ın Ocak ayı içerisinde görevi devralacak olması ve Trump'ın da bizler için bir kapalı kutu olarak düşündüğümüz zaman buradaki hareketliliği tetikleyecektir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Sizler de kendi düşüncelerinizi yine video içerisinde belirtirseniz de çok memnun olurum. Şimdilik piyasalar değerlendirmemiz bu kadar. Videoyu buraya kadar izleyenleriniz olduysa çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarınızı ve istediğiniz ürünleri video altına yazarsanız bir sonraki videomuzda bunları mutlaka anlatıyorum zaten. Gördüklerimizi ve yazdığınız yorumları okuyaraktan burada onları da değerlendirmeye çalışırım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.